travma enerjisi travma anında olup biten yine düşünsel yolla değişebilecek bir şey değil. Çünkü travmanın yapısı gereği olan şey şu. Bizim tam olabilmemiz için bu iki tarafında, buranın da bir bütün olarak uyumlu ve bize dair şeylerle çalışıyor olması lazım. Sağ taraf kavramsa onları da biliyorsunuz, girmiyorum. Sol taraf analitik. Bunların ikisini ortada bağlayan corpus callosum diye bir yer var. Buradan veri akışı oluyor. Bu hiç beklemediğimiz bir şey olduğunda, diyelim bir depreme şahit oluyoruz. Veya hani çok uzak şeyler değil, eşiyle evlilik yıldönümünde karşısında kalp krizi geçiriyor ve eşini kaybediyor. Bu çok büyük bir şey. Buna hazır olamayız. Onun için onların adı travma. İşte Gölcük depremi gece değil, gündüz olsaydı toplumsal yıkımı, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda 5 kat oldu. Çünkü gördüğümüz anda algı duyuyla hareket ediyordu. Fotoğrafı çektiğiniz anda o fotoğrafı silemiyorsunuz buradan. Çünkü hep ona hazır olmak zorunda. Dolayısıyla bir enerji açığa çıkıyor buradaki kitlenme sonucu. Ve bu enerji vücutta birikiyor. Eklemlerinizde birikiyor en çok. En çok. Onun için eklemlerinizin yükü çok ağır. İki şey yapabilirsiniz. Geçmiş travmalarınızın birikmiş enerjileri için akşam televizyonu seyrederken hareketler böyle. Eklemleriniz yavaş yavaş, yavaş yavaş. Görüyor musunuz? Ya ayağınızı uzattınız, bileğinizi kolum gibi çeviriyorsunuz. Sonra ters çeviriyorsunuz. Bütün her yerinizi, bütün eklemlerimiz de birikiyor. Ve hayata doğru yürürken korkak yürüyoruz artık. Çünkü o enerjinin hepsi bebekleri tuttukları yelek gibi. Bizi geri çekiyor. Sevmekten korkuyoruz kaybedersek diye. Vermekten korkuyoruz kaptırırsak diye. Onun için bir bunu geçmişe dair tüm yüklerimiz için yapabilirsiniz. Minik travmalarımız var. Zincirlendiğinde büyük oluyor. Diyelim trafiktesiniz. Ve her gün evinize gitmeniz 2,5 saat sürüyor. Tepinilecek bir durum. Yani 2 saat gel, 2,5 saat git, 5 gün çalış, haftada 25 saat yol. 25 saat 2 uyanık gün demek. Bunu burayla görmemezlikten gelebilirsiniz. Ama burası deliriyor. Onun için tepinilecek her durumda, bir toplantıda, kendi adamınız hiç ummadığınız bir çıkış yaptı ve her şeyi berbat etti. Ne oluyorsunuz bedensel olarak? Hemen bir şey tırmanıyor yani. Hani Van Gölü canavarının birazdan ağzı çıkacak gibi. Ama çıkmaması gerekiyor. Diplomasi diye bir şey var. Maskelerimizle ve zırhlarımızla gayet teşekkürlüyüz. O toplantıdan çıktıktan sonra sizi rahatlatacak olan bedensel aktivite neyse, isterseniz sandalyenize oturup tepinmek. İstiyorsanız tepine tepine koşmak. İstiyorsanız iş yerinize bir kum torbası alın. Kendinize de bir eldiven alın. Çünkü içinizden gelen her ne duygu varsa dışarıda karşılık bulmadığı anda sizi vuracak. Bunun kaçarı yok. Ben kendimi ifade edemiyorum. Kendimi ifade edecek cesaretim yok. Bunların hepsi inanç. Bir dahaki sefere hakkınız için daha az konuşabileceksiniz. Bir dahaki sefere haksız olduğunuzda daha kolay susabileceksiniz. Onun için meydanı boş bırakmayın. Gidin tepinin çıksın. Öyle saçma bir inanç kalıbına sahip olmayın. Bunu da ekiplerinize öğretin. Ne kadar genç öğrenirlerse vücutları ve beyinleri temiz kalacağı için iyi çalışmaları ve kendilerini keşfetmeleri kolaylaşır.